Evet kıymetli dostlar 1 Nisan 2024'ün ilk yok ikinci videosuyla karşınızdayım. İlk videosunu izlediniz zaten. İkinci videosuyla da karşınızdayım kıymetli arkadaşlarım. Evet Türkiye'den bir seçim geçti ve 2031 Mart 2024 seçim sonuçları vatana millete hayırlı olsun. Görünen o ki bu seçimde Fenerbahçeliler bazı şeylere çok kızmışlar. Umarım Bugünden itibaren bu şeyler düzeltilir. Spora siyaset sokan kulüplerden de hesabı sorulur. Hocam kim ki onlar? Mesela CHP. Sen bak işine kardeşim. En büyük AK Parti düşmanı karşınızda. Bakın görsellerde mevcut. Sizin yıllardır yapamadığınız şeyi herifler şampiyon yapılmak için 3-5 arsa meselesi için nasıl da güzel yaptılar. Hele hele şu görsel. İyi de işte Murat Kurum Fenerbahçe'de ziyaret etmedi mi edebilir. Hani siz Galatasaray mantığıyla sürekli Ali Koç'un e, Ticaret Odası'ndayken HDP'yi hani ziyaret ettiği görseli paylaşıyorsunuz ya oysa o gün hem AK Parti, hem MHP, hem CHP, hem HDP ziyaret edilmişken sadece onu paylaşma erkekliğini gösteriyorsunuz ya. Çünkü karakteriniz, insanlığınız, adamlığınız böyle ya. Hani o yüzden ha, Murat Kurum Fenerbahçe başkanın yanağını okşamadı. Size arazi arsa marsa demedi. Ne diyordu Şansal Büyüka? Murat Kurum kazansaydım Galatasaray İstanbul yeni havalimanında güzel bir arazi alacaktı diye. Şimdi sorması ayıp. Şimdi ne aldı Galatasaray? Hani kazansaydı arazi alacakmış ya. Şimdi neyi aldılar acaba? O da muallak da yani. O da bir düşünsel sorun. Ama dediğim gibi ben günlerdir söylüyorum. Hatta ben aylardır söylüyorum. Diyorum ki bunlar 15 Temmuz'da yapamadıkları darbeyi gör bak seçimde yapacaklar demiştim. Halkı kim ve nefrete sevk ettiler demiştim. Tehditler, hakaretler, şantajlar. Ne demek ya bir şehri almak için koskoca Fenerbahçe ve Beşiktaş camialarını karşıya almak. Ne demek? Ne demek abi? Ben düşünüyorum işin içinden çıkamıyorum. Ne demek? 15 Temmuz'u inkar etmek ne demek? Açıklamaları gördük. FETÖ diye bir şey yok diyordum millet seçimden önce. Şimdi merak ediyorum. İktidar partisi kanadında şimdi merak ediyorum. FETÖ diye bir şey var mı? 3 Temmuz kumpas mı? 15 Temmuz tiyatro mu? Hani bunu kendi şeyleri söylüyordu. Kendi içlerinden kişiler söylüyordu. Şimdi net bir cevabını alacağız. Bugünden sonra ben ülkemiz adına sadece şunu merak ediyorum. Ee, bu arada Galatasaray'dan bir açıklama gelmiş. Ee, Galatasaray İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'a güvendiğimiz için çok pişmanız. Ciddi mi lan bu? Troll mü? Böyle salakça bir açıklama yapacaktan zannetmiyorum. Yanak okşatma fotoğraflarının çok abartı olduğunun bilincindeyiz. Bugün İstanbul'un gözbebeği bebeği her zaman kalbimiz yatan Ekrem İmamoğlu'nu kutluyoruz. Zeytin dalı uzattık, kandırıldık. Affedin Sayın Başkanım. Arazi konusunda pazartesi müsaitseniz. Trol değil mi bu? Troldür canım. Bu kadar da aptal değillerdir. Böyle bir dil olmaz yani resmi şeyin. Trolldür ya. Müsaitseniz randevu Yok yok trolldür troll. Ben troll olarak şunu paylaşacaktım. Ekrem İmamoğlu'nun geceden beri telefonu. <laughs> yani bu troll imkanı yok gerçek olamaz ya zannetmiyorum. Cüneyt Özdemir, ben arkadaşlar isimlere takılmıyorum. Hocam o bilmem neci, hocam o şucu, hocam bu... Ben takılmıyorum, ben cümlelere takılıyorum. Diyor ki, bu sonuçlarda Fenerbahçe'de taraftarların da etkisi olabilir diyor. Ne düşünüyorsunuz? Şunu da merak ediyorum Mehmet Büyükekşi. Hadi Hadi Mehmet Büyükekşi. Bugün sevkleri açıkla da azıcık da tepkiler sana gelsin. senden nasibini al. Ki zaten ben eminim. Recep Tayyip Erdoğan'dan sen ciddi bir tepki alacaksındır. Yani sen... Ee, o yanak okşatan arkadaş, şampiyon yapılmak için her şey mi diyen arkadaş. Hani WhatsApp finoları dünden beri işte yerel seçimlerde kara gece hashtag'ini niye paylaşmadılar? Hani WhatsApp'tan emir mi gelmedi patronlarından onu da şiddetle merak ediyoruz. Neyse biz gündemimize dönelim. Bir seçim geldi geçti. İnşallah vatana millete hayırlı olsun arkadaşlar. Bu arada saat 22'de canlı yayın isterseniz lütfen bu videoyu beğenin ve e kanala da abone olun. Gerçi siz oluyorsunuz zaten. Baksanıza kaç olmuşuz? 67.200 olmuşuz. Belki de 67.500 olacağız arkadaşlar. Ee... Şimdi Leeds United'ın hedefi iyi diyor. Hayır iyi veremeyiz. Alp Özgen ne yapacak lan? Batçuay'ı versek Alp Özgen e ekmek ekmesiz kalır adam. Öyle, öyle, bir dünya yok. Ben ben öyle Batçuay'ı herkese satıp adamam Premier League, Leeds United, Fenerbahçe, Belçikalı golcü, Batshuayi. Arkadaşlar hızlı geçiyorum. Herhalde vaktiniz değerli diye düşünüyorum. Batshuayi'ye yakın takip demiş birçok kulüp ilgi gösteriyor. Avrupa ekiplerinde yakın takibinde ilk sıraya Batshuayi yazlar. Give Me Sports'ın haberine göre Championship'te ikinci sırada olan ve Premier League hedeflerinde kadro planlamasına başlayan kulüp 30 yaşındaki başarılı futbolcuyu gündemine aldı diyor. İngiltere'deki Chelsea Crystal Palace formalıyla 77 Premier League maçında 17 gol 5 bu performans sergileyen oyuncuyu ilk sıraya almışlar. Arkadaşlar şu Şuhayi konusunda size kesin net %100 bir bilgi vereyim. Nedir o bilgi? şu ayın opsiyonu var. İsmail Kartal memnun. Fenerbahçe devam edecekse İsmail Kartal'a devam edecekse de Batu şu ile devam etme fikri hakim. Bilginiz olsun. Sözleşmesinde zaten opsiyon olduğu için uzatma kısmı var arkadaşlar. Güncel piyasa değerinin 8 milyon euro falan olduğuna bakmayın, o çok önemli bir olay değil. Önemli olan olay burada şu: Batçuayi Fenerbahçe'de memnun. Euro 2024'de gideyim, geleyim de. Ondan sonra konuşuruz diyordu. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani buradan bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Bunu da size açık yüreklikte söyleyeyim. İyi de Batçuayi giderse yerine Batçuayi göndermiş medya, yerine de Henacho'yu almış. Kelleci henaço Şimdi. Düzenli olarak kaç yılından beri alıyoruz? 2018 yılından beri düzenli olarak Kelleci, Iken Ço'yu Fenerbahçe'yi alıyoruz arkadaşlar. Ama eminim bu sefer olacak. Şaka yapmıyorum ya ciddi söylüyorum. Her transfer döneminde Kelleci, Iken başka isim yok gibi. Yani Allah'a çok şükür Batu Şuhay'da normalde o listedeydi ama Batu en azından aldık. Sırada Iken var. Ee, Şampiyon şip ekiplerinde Leicester City forması giyen Nijeryalı forvet. Sezonun başında da hatırlar mısınız bilmiyorum. Hatırlarsınız ya. Sezonun başında da alıyorduk. Arkadaşlar, sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Menajerliğini Ragon yapıyor. Ragon menajerlik şirketi. Ve biliyorsunuz Ali Koç Ragon'la e, bir ara çok iyiydi ama sonradan dedi ki ne dedi. Şimdi 27 yaşında. Aslında bir forvet için ideal yaşta, 1.85 boyunda e, Nijeryalı. Bu sezon şampiyonşipte 21 maça çıkmış, 5 gol, 1 asist. Kupa'da bir maçta bir asist, diğer kupa'da iki maçta bir gol, bir asist, sol ayaklı forvet, forvet, forvet arkası oynayabilen isim. Manchester City'de de e, yıllarını geçirmiş isim, iki yılını geçirmiş isim. Gerçi alt yapıya dahil edersek üç yılını geçirmiş isim. 1082 dakika, 6 gol, 3 asist. Hani bu performans 13 milyon euro. E, muhtemelen cümlemi yanlış anlayacaksınız ama yani bu performans 13 milyon euro eder mi? Burada size bırakıyorum. Bence etmez. Ama şu bir gerçek arkadaşlar. Eğer Edin Dzeko'nun e, Arap Yarımadası'na transferi gerçekleşirse hani Iken Aço-Batşuay ikilisi bence ideal bir forvet hattı olabilir. Fakat şu konuda bir anlaşalım. Bizler futbolcuları hep prime dönemiyle hatırlıyoruz. Yani hep prime dönemiyle. Mesela kimi alacak olacak? Özellikle bu şey transfer döneminde şöyle oluyor. Galatasaray kimi alacak olsa prime dönemini hatırlıyorsunuz. Fenerbahçe kimi alacak olsa şimdiki haliyle ya da daha kötü, en kötü haliyle hatırlıyorsunuz. O şekilde anıyorsunuz. O yüzden eee prime dönemiyle hatırla, hatırlamakta yanlışlık var. Şu anki duruma göre çok şey değil. Yani büyük fırsat diyor bu sezon Dandik bir iş. Bu arada 12'si ilk 11 olmak üzere 24 maça çıkmış. Yani ben şu an için bir şey duymadım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Halil Özer'den Erden Timur yorumu. Halil Özer son zamanlarda gözüme batmaya başladı. O yüzden de değerlendiriyorum. Milliyette Erden Timur'un hafta içinde yaptığı açıklamalara dair çok güzel hesaplamalar e, hesaplamalarda bulunmuş. Aslında Erden Timur'un hafta içinde yaptığı açıklamalarda eleştirilmesi gereken çok şey var. Ben sadece bir iki konuya değineceğim. Trabzonspor Fenerbahçe maçı ön planda. Erdem Bey'in seyircinin sahaya girmesine ve tribünlerden atılan yüzlerce maddeye tepkisi sadece olmamalıydı. Tüm eleştirisi bu kadar. Gerisi Fenerbahçe futbolcularının mutlaka ceza alması gerektiği konusunda bütün şablon bu. Tek sorun Fenerbahçeli oyuncular. Yani 100 dakika sahaya atılan celloların, suların, her türlü yabancı maddenin, bozuk paranın hiçbir önemi yok. Doğal karşılıyor. Ben şunu da söyleyeceğim. AK Parti eğer nasıl kaybettiğini arıyorsa Erdem Timur'da arasın. Dursun Özbek'te arasın. Kaybolan yıllarında arasın. O Trabzon e, Belediye Başkanı adayının Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı, Türkiye genelindeki bütün Fenerbahçelileri, Beşiktaşlıları AK Parti'ye kindar etmesine düşman etmesine de arasın. Yani nerede arıyorsa özellikle burada arasın. Şampiyon yapılmak için her yol mübahtır anlayışındaki bu arkadaşlar da arasın. Ya sosyal medyadaki yorumlara bakın ya. Özellikle iki takımın taraftarı sürekli şu şekilde seni içeri attırırım. Seni cezaevinden çıkarttırmam, seni süründürürüm, sana ekmeksiz şey yaparım, seni hücrelerde yatırtırırım. Ya bunlara bu cesareti kim verdi? Ya bizim bilmediğimiz bir hukuk sistemi var, bizim bilmediğimiz bir güç var. Bunlara o güç mü verildi? Nedir bunlardaki bu küstahlık? Kardeşim, ananı avradına mı sövdüler? Tabii ki cezaevinde yatırt. Tabii ki mahkemeden para cezası şu bu yap, bilmem ne yap, dava aç, kabul. Ölümle mi tehdit etti? Tabii ki yaptı. Ya tabii ki de yapma. Bunları yap. Bunları yapma diye bir şey yok. Yazmış oraya Fenerbahçe bir arkadaş. Diyor ki o saysam öyle ceza alamaz. Arkadaş sahanın içine girenlerin güvenliğini sağlasaydınız diye. Eleman yazmış. İçişleri Bakanlığı. Hemen bu arkadaşa soruşturma açın. Hain. Vatan haini demeye başlamışlar. Al bunu hemen. Bunu hemen alın. Ya sizinden aynı görüşe sahip olmayan kişileri vatan haini ilan etmekten ne zaman çıkacaksınız? Ne zaman çıkacaksınız? FETÖ'nün en çok kaymağını yiyen kulüp bu ülkede Galatasaray'dır. En çok kaymağını yiyen. Ha bunu direkt olarak demiyorum ben. Ya yani ben onu bilemem. Direkt olarak kaymağını yediler mi yemediler mi ben onu bilemem. Ama dolaylı olarak en çok kaymağını yiyen kulüp Galatasaray'dır. Niye? Fenerbahçe'yi alaşağı ettiler. Oyuncuları falan gitti. Trabzonspor'u Fenerbahçe'ye karşı doldurdular. Onlar da çok müsait. Yani kukla gibi hareket etmeye çok müsaitlerdi. Sağ olsunlar. En iyi oyuncularını çekip çekip aldılar. Hiç ses etmediler. Çünkü kukla gibi hareket ettiler. Galatasaray ne derse o safta yer aldılar. Ödül olarak 40 yıl sonra bir tane şampiyonluk ödülü var. Ya, tribünlerde bakanların o selfie çekilmesi. Ya şeyde e, ne derler onun adına. Protokol tribünde o bakanlar o selfie çekilse hiçbir sıkıntı yok. Ya ben bir Fenerbahçeliyim aynı zamanda Kayseriliyim. Ya ben üst bir görevde olsam Kayseri Spor atıyorum. İkincilikten birincilik çıktı ya da Süper Lig'de şampiyon oldu. Seve seve gidip de protokolde poz da veririm, sevinirim de memnun da olurum. Bunda hiçbir abes yok. İnsanlar o sezonu zaten dediler ki bak bunlar ceza almıyor. Antalya maçında sahaya bir sürü taraftar girdi. Orada ceza almadılar. Şimdi de bunu yapıyorlar diyor. Yorum şu. Seni cezaevine attırtacağım. Seni sürüm sürüm süründüreceğim. Seni mahkemelerde şöyle yapacağım. Sanki anan ölsün baban ölsün demiş. Ben diyorum bu arkadaşlar da arasınlar sorunu. Özellikle bu yüzü nereden bunda? Devam edeyim. Tek sorun Fenerbahçe futbolcular. Erdem Bey, Ceyda'nın hareketini ben de abartılı buluyorum. Tamam, peki onu belirtiyorsunuz da yerde sakat yatan Livakovic'in suratına bir de yabancı madde atılması ve yaralanması hangi adalete ve insanlığa sığar? Bu konuda sizi rahatsız eden bir şey yok mu demiş. Yok. Erdem Timur'un ben vicdanının kalmadığı görüşündeyim. Fenerbahçe ile yarışa girdikleri andan itibaren vicdanının kalmadı. Batshuayi'nin döner tekmesini de araya sıkıştırmış Erdem Bey. O adamın Batshuayi'den sıyrıldıktan sonra gidip Livakovic'in kafasına arkadan yumruk atmasını görmediniz mi? Sizi bu da mı rahatsız etmedi? Burada sorun bak şu ay mı? Sosyal medyada bağnaz troller ne yazıyorsa sanki onların sözlerini kullanıyor demiş. Bence bağnaz troller onun sözünü kullanıyor. Bu kadar ağır taciz uğrayan Fenerbahçeli futbolcuların ruh halinin psikolojisinde mi önemi yok demiş. Orta sahadaki Fenerbahçeli futbolcuların yediği tekmenin yumruğun attığı hesabı yok. Peki onlar ne olacak? O zaman konuşmanızın başındaki birlik beraberlik çağrılarının hiçbir anlamı kalıyor mu? Tek derdiniz futbolcuların ceza alması mı? İnşallah derbiye şampiyon olarak çıkacağız sözünün açılımı nedir? Açılım basit. Murat Kurum seçilsin. Bizi de şampiyon çıkartsın. Bak biz ona bunu verdik. O da bize bunu versin diye. Bu abi sosyal medyadaki genel kanı bu. Eğer Murat Kurum seçeseydi Galatasaray şampiyon yapacaklardı. Ve arsa vereceklerdi. Genel şey bu. Bence devletin tepesinin artık el atması lazım. Ben aylardır diyorum. Bunlar 15 Temmuz'da yapamadığını, 15 Temmuz'da yapılamayan darbeyi Milleti birbirine düşünerek futbol üzerinden büyük kitleleri oyunun içine dahil ederek yapacaklar dedim. Sözüm ciddiye alınmadı. Şimdi inanıyor musunuz? Hatta ben son dönemde şunu söylemeye başladım. AK Parti Galatasaray'dan korkuyor. Korkuyor bunlar başımıza iş açar diye. Çünkü bu kadar şeylik olmaz ki ya. Bu kadar ya geçen sene ligi oynatmayız bilmem yapmayız. Hadi şimdi seçimleri falan iptal ederiz falan diye tehditte bulunsun. Aa, ah Bunca gerginlik yaşanırken yaptığınız açıklamaların öznesi Fenerbahçeli futbolcuların ceza alması. Gerisi hiç umurunuzda değil diyor. Yani Faruk Süren, Öztan Canaydın gibi asaletli başkanların olduğu bir kulüpte taraftara yaranmak için bunlara değer mi? Bu havada giderseniz Galatasaray kulübünde başkan olma yüzdeniz sıfırdır diyor. Ben şunu söyleyeyim. Ee, Erdem Timur'un da Dursun Özbey'in de o Trabzon Belediye Başkan adayının da yaptığı aynı şeydi. Fenerbahçelileri, Beşiktaşlıları öcü göstereyim. Bunlar öcüdür. Ben istediğimi alayım yeter. Umurumda değil gerisi diye. İstediklerini aldılar ama istemedikleri sonuçları da aldırdılar. Sağ olsunlar. Sevkler niye yapılmıyor falan filan. Erden Timur ne demişti? Şöyle yapılmıştı. Böyle yapılmıştı. Siparişte sevkli. Ben mesela Mehmet Büyükekşi'ye ısrarla söylüyorum. Yap sevkini. 50 tane futbolcu Fenerbahçe futbolcusunu sevk et. Yarın bir de Fenerbahçe Lig'den çekilsin. Bir de orada kaotik bir ortam oluşsun. Onun, o da zaten senden bilinecek. Çünkü ya bir ülke düşünün. Her kurumundan insanlar rahatsız olmaya başladı. Diyanet şu kadar bütçesi var diyorlar. Daha camilerde niye para topluyor? İşte şu. Şurada şu var burada var. Adalet sistemi. Adam 50 tane suç kaydı var. Sokağın ortasında bilmem ne yaptı diye cezaevine tıkılıyor. Lan 50 tane suç kaydı O adam dışarıda gezmesi. Ya düşünüyorum insan ömrünü ne kadar şey sıkıştırabilir. Ne kadar şey sığdırabilir. Cezalar caydırıcı değil. Kadına şiddet şu bu. Ya almış başını gidiyor. Bak bu ülkede Hakiki suçluların arka kapıdan yani çıktığı, çok bir ceza almadığı görüşü hakim oldu. Daha bunun ötesi yok ki. Bir şeyi değiştirmek istiyorsanız buradan başlayın. Misal kardeşim, işte şu kadar para çalanın şu kadar ceza, adam öldürenin şu kadar ceza, şunu yapana ağırlaştırılmış müebbet cezası. Kuşu koruyamıyoruz, ağacı koruyamıyoruz, çocuğu koruyamıyoruz, kadını koruyamıyoruz, insanı koruyamıyoruz, genci koruyamıyoruz, yaşlıyı koruyamıyoruz. Derdimiz Galatasaray'ın şampiyon yapılması. Bir yerden başlayacaksak Erden Timur'dan başlayın. Dursun Özbek'ten başlayın. Size ciddi oy kaybettiren o belediye başkan adayınızdan başlayın. Eğer bir yerden başlayın. Mehmet Büyükekşi'den başlayın. Deyin ki buradan itibaren ülkeye adalet geliyor. Yani ülkenin futboluna adalet geliyor deyin. Buradan itibaren sistem değişiyor deyin. Bak dolar, euro, mazot, motorin kimsenin umurunda değil ha. Ben kimle konuşsam kimsenin umurunda değil. Ne olacak soğan ekmek yeriz diyordu. Yaşamadığımız şey değil diyordu. Ha, yeni nesil soğan ekmek yiyemez. Bu da ayrı mesele. Cep telefonunu almayın. internetini kesmeyin yeni nesil. Yeter. Aç kalsa da olur. olur. Hiç sıkıntı değil. Aç kalsa da olurlar. Yani hiç sıkıntı değil. Ülkenin her yerine bedava Wi-Fi hatları döşeseydiniz. Hiç sıkıntı değildi. Yeni nesil yine verirdi. Yok vermiyor işte. Yeni nesilin hepsini telefon bağımlısı zannetmeyin. Ben şunu da çok merak ediyorum. Aklıma gelmişken sorayım. Bir Müslüman birisi olarak şu gelirse İslamiyet yok olacak, bu gelirse dinsizlik hakim olacak. Ben merak ediyorum. Papanın aman Türk kızlarına benzemeyin, onlar bizi de geçti cümlesinden haberiniz var mı? Bu cümleyi kurmuş papa. Aman Türk kızlarına benzemeyin giyim kuşam konusunda onlar bizi de geçti diye. Eğer bu cümle kurulsa zaten din elden gitmiştir. Hani sizin o mantığa göre. Neyse ben bu konulara çok girmeyeyim. Ben sadece şunu söyleyeyim. Ben her yerde adalet istiyorum kardeşim. İhale mi var? Adalet olsun. İşe alım mı var? Adalet olsun. Mülakat kaldırılacaktı. Ne oldu? Kalkmadı. Birçok şey adayı, öğretmen adayı mülakat kalkmadı diye tepki gösterdi. Emekliler maaşım bu kadar diyor. Asgari ücretin altında. Ha şu da bir gerçek. Ben olsam emekli aylığı taban fiyatı yani en aşağı fiyatı asgari ücretten aynı yaparım. Ben olsam böyle bir sistem yaparım. İkincisi asgari ücreti fiyatla şeylere maaşlara zam yapmak yerine enflasyonu aşağı çekerim. Her şeyin fiyatı sabit olsa ya da düşse, düşme eğiliminde olsa maaşınız sabit kalsa razı değil misiniz? Arkadaş motorun işte litresi atıyorum 30 lira. Bitti. İşte şunun litresi şu. Geçemezsin. Türkiye çapında hiçbiriniz bunu geçemezsiniz. Peynir fiyatı lan şu orada peynir fiyatı şu burada şey bu. Ekmek fiyatı Kayseri'de ekmek fiyatı sabit değil ya. Biri 6.5'a satıyor, biri 5'e satıyor, biri 10'a satıyor, biri 7.5'a satıyor. Önce bir tekelleşmeye gidelim. Sonra adalet. Yani önce adalet olsun. Sonra bir tekelleşmeye gidelim. Sonra ayrıcalık isteyenlere tokadı vururuz. Tokadı vurun geçin. Tokat vurulsun ya. Arkama devleti aldım. Ben herkesi hoplatırım zıplatırım diyenlere de siz hoplatın zıplatın. Ya Fenerbahçe getiriyor getiriyor getiriyor. Kadroyu kuruyor. İyi teknik direktör. Rekorları kırıyor. Karşıdakini kıramıyor. Niye? Bütün hakemler Galatasaraylı. Yabancı hakem görsün. Hayır. Adil karar verirsin. Hayır. 72'de adam 10 kişi kalacak. Fenerbahçe penaltı kazanacak. Verilmiyor. 90 artıda. iki eliyle oynuyor. Kesin kanıt yok mu? Var. Çağıramaz diye penaltı verilmesini diyor. Yoksa ikisi herkes diyor ki evet elle oynama var diyor. Ama diyorlar ki niye Fener'in penaltısı verildi? Verilmemeliydi. Öte yanda olmadık penaltı. Offside'den atılan gol. Heriflerin penaltısı verilmiyor. Kasımpaşa'nın dönüyor. Galatasaray oyuncusuna bir hareket yaptı. Direkt kırmızı artı penaltı. imkanı yok kırmızı artı penaltının. O pozisyonda şiddet içeren bir şey yok. Başka bir şey yok. Vesaire vesaire. Bir tarafı hakemlerle tut. Öbür tarafı hani hakemlerle ezmeye çalış. Sonra bir de basını kullan. Ezmeye çalışan hakemlerle orada olduğunu iddia et. Öbürünü de hakemlerce durdurulmaya çalışıldığı yalan mı ver gitsin. Pomponla şey yap. Pompala sosyal medya. <laughs> Bu ligde adalet olsa kalan 8 maç var ya ligde. Galatasaray bu 8 maçın en fazla ikisini kazanır. Üçünü kazanır. Bu ligde adalet olsa. Verilmeyen, bugüne kadar verilmeyen kırmızı kartlar, bugüne kadar verilmeyen cezalara, bugüne kadar çaldığı puanlar alınacak uzun 8'de 0 çeker. He sen de kendi takımına bak. Kendi takımına bakıyorum. 8'de 1 çeksin. Yani Galatasaray 8'de 0 çekecek. Fenerbahçe 8'de 1 çeksin. Şey diyorlar sosyal medyaya baktım. İlk maçta Fener Galatasaray'ın haklı yenildi. Şöyle oldu böyle oldu. Ulan Abdülkerim Uplu yazıp 50 oynama var. Geçiniz. Fenerbahçe futbolcuna tekme var. Geçiniz. Yapılan faullere geçiniz. Ona geçiniz buna geçiniz. Yarım yamalak görüntü. Bak Ciku tokat vuruyor. Ya sizin oyuncularınız kendini atma konusunda o kadar uzman ki. Hangisinin gerçek olduğunu artık siz de çözemiyorsunuz. Torreira diye bir eleman. Bugüne kadar nasıl bu herif direkt kırmızı kartla 5-6 maç ceza yemedi? Hayret bir şey. Antalya maçında bile bile ya insafsızca rakibin ayağına basıyor ya. Ya ne dememiz lazım? inşallah ayağı kırılır. Yaptığının cezasını öyle mi öder dememiz lazım? Geçin bunlar ya geçin. Herkes her şeyin farkında. Hatta Galatasaraylılar da farkında. Diyorlar ki aman Fener olmasın. Fener'in bir şampiyonu on şampiyonluğa bedel diye. Gerçi dünden beri sosyal medya şunu söylüyor. Dünkü seçim de on seçime bedeldi diyorlar. Yani kim ne için tepki aldığını anlarsa zaten 10 seçime bedel. Ne için insanların bu tepkiyi verdiğini anlarsa 10 seçime de bedel. 20 seçime de bedel. Sınavı niye yapar öğretmenler? Ne kadar öğrendi diye. Öyle değil mi? Sınav öncesi quiz falan olur mesela. Nota geçmez. Ama ne diye yapılır? Ön hazırlık diye. Bakalım ne oldu diye. Aslında quiz çok yapıldı. Sosyal medyadaki troller... Televizyondaki troller sağ olsunlar o kadar güllük gülistanlık gösterdiler ki ortalığı. Ortamı o kadar. Eskişehir mesela ben e, Eskişehir Eskişehir'in adayı kesin kaybetti diyordum. İşte şuranın adayı CHP'nin şey İzmir adayı kesin kaybetti diyorum. Sosyal medya o kadar hakim ki. Yani o kadar enteresan görüşler var ki. İşte Mansur Yavaş mesela. Benim bildiğim iyi bir adam hani işinde gücünde bir adam. Eşini falan düşünen bir adam. Beşiktaş'ta hatta. Adam Kaybedecek dediler. iki kat oy aldı mesela. Ya diyorum mu işte. Her şey doğru değil. Mesela bu işi biz Kars'ta Sarıkamış'ta yaşadık. Enver Paşa denetlemeye geldiği zaman en öne iyi askerleri diziyor. İyi kıyafetli, geniş omuzlu, büyük şey. Adam bakıyor diyor ki biz bundan diyor Rusya'yı bile fethederiz. Arka tarafta yamalı, yırtık kıyafetli askerler vesaire vesaire. Yani demek istediğimi umarım anlar herkes de dersini çıkarır. Hemen Fenerbahçe kısmına tekrar döneyim. Kusura bakmayın biraz laf ebeliği yapmam ama İsrail yüksek gösterdiği performansla Avrupa'nın önünde giren kulüplerinin radarına girdi ve birçok kulüp transfer etmek istiyor. Şimdi bir de burada söyleyeceğim. Madem Fenerbahçe hakemlerle gidiyor yıllardır. Niye en iyi satışları Fenerbahçe yapıyor? Aa Sakabo'ya sattık biz 35 milyon euro. Zanyolo'yu 70'e sattığınız gibi mi? Aynı Zanyolo'yu geri paketliyorlar da Atletico Madrid opsiyonluyla birlikte Atletico Madrid ne? İspanyol'un bir kulüp 18 milyon euro teklif etmiş. Kaça aldınız futbolcuya? Zaniolo'yu kaça aldınız? Yani kağıt üstünde 15 aldınız diyebiliyoruz ama kağıdın arka tarafında ne var bilmiyoruz. Bu sene 5 milyon euroya kiraladı mesela Aston Villa bildiğim kadarıyla. O 5 milyon euro da yıllık ücreti. Yani Galatasaray yıllık ücretini verdi. Şöyle oldu, böyle oldu. Ha. 5 milyon euroya satın almış Galatasaray. Artı bir de bonusu var arkadaşlar. Başka bir takıma satılması durumunda. Kesin transfer bedelinin karın değil %20'si Roma'ya ödenecek. Yani 30 milyon euroya satsalar 6 milyon eurosu daha Roma'ya gidecek. 15 oraya vermişlerdi. 6 daha 21 vermiş olacaklar. Elde var 9. E bu sene 5 milyon euro yıllık ücretine verdiler. 9'un 5'i gitti 4. Geçen sene de yarım dönem oynadı. 2 de oradan atsa 2 milyon euro kar. Ama öyle bir satış başarısı anlatılıyor ki dillere destan. 700 milyon euroluk bir şey gibi. Ha, öbür tarafta da gariban Fenerbahçe. Ha Sakaboy hiç kimse memnun değil. Biz bunu nereden aldık? Bize bunu iyi kitlediler diyor millet. Öbür tarafta da gariban Fenerbahçe. İsmail Yüksek satsın, Elif Elmas satsın, Vedat Muriç'i satsın, kim Minci'yi satsın, onu satsın, bunu satsın, onu parlatsın, bunu parlatsın. İsmail Yüksek mesela ya bizim Fenerbahçe taraftarı da garip. İsmail Yüksek'i satalım, Salih Özcan alalım. İkisi aynı oyuncu değil. İsmail Yüksek çok yetenekli bir oyuncu ama bizim taraftarımız da sağ olsun değerlerini aşağılama uyu var. Neyse biz videonun nasıl konusuna geçelim. Fenerbahçe'de yepis yeni formüller. Şimdi Süper Lig'e devam etme pahasına Süper Kupa finaline çıkmayıp gelecek sene de Türkiye Kupası'nda katılmama fikri var arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim. Bugüne kadar devletin zirvesi Fenerbahçe'yi hiç ciddiye almadı. Hiç. Bu seçim sonucundan sonra eminim alacaklardır. Bu seçim sonucundan sonra belki de şunu diyeceklerdir. Ya biz yıllardır Galatasaray'a göz yumduk. Belki korktuk. Cesaret edemedik. O kadar güçlüler ki bizi devirirler diye düşündük. Ama anladık ki biz sizin hakkınızı yemişiz. Ya da sizin hakkınızın yenilmesine ses etmemişiz. Derler umarım. Biz sadece adalet istiyoruz. Kollanma falan istemiyoruz. Bizi kollayın, arsa verin, arazi verin. Şuna çökün, buna çökün, buna çörekten Hiçbir şey istemiyoruz. Bak 29 Ekim'de açılışı yapılacak olan bir arazi vardı, arsa vardı. 50 yılına kiralanmıştı bize. Başlayamadık gerekli izinler verilmediği için. Kenan Evren Lisesi. Fenerbahçe stadının dibindeki. Dediler ki liseyi almak için 3 tane, 2 tane, 3 e, tane spor salonu, bir tane okul yapın dediler. 2 okul, 3 spor salonu yaptık. Hala verilmedi. E şimdi düşünün. Bir taraf diyor ki bunu verin. Karşılığında ne istiyorsanız yapalım. Yapıyor. Öbür tarafa hibe konuşuluyor. Sonra diyorsunuz ki Fenerbahçe taraftarı da ya hükümetle niye tartışıyor? Niye böyle yapıyor? da yap. Fenerbahçe taraftarı hükümetle tartışmıyor. Fenerbahçe taraftan hükümetle tartışacak gücü yok. Hani bize kimse sana hakaret eden içeri atarız. Rahat rahat millete tehdit et demiyor. Bizim böyle bir gücümüz yok. Yani biz Trabzonspor taraftarını, Galatasaray taraftanın şucu bucu ilan edecek güce sahip değiliz. Onları ilan ediyor. Hiçbir cezası yok, hiçbir yaptırımı yok ama biz yapamayız. Bizim öyle bir gücümüz yok. Hatta aksine biz bir şey söylesek bizi içeri alırlar. Ya bu görüş ya yani bu oluşması var ya bu bu fikrin oluşması bu bile yeterli. Şimdi gözler 2 Nisan'da. Yani yarın. Fenerbahçe'de birçok ihtimal var. Ali hani Koç da açıkladı. Sizler de biliyorsunuz son formül kupadan çekilme. Hani futbolcularla da bir görüşme gerçekleştirildi. Ee, diye bir durum var. Şimdi 7 Nisan'daki Süper Kupa finaline çıkmama fikri var. Olympiakos maçına daha dinlenilmiş olacak. Bak ülke puanı falan bile umurunda değil. Hatta ülke puanını geçtim bak. İnsan yani Galatasaraylı bir insan Fenerbahçe'de nefret edebilir ama en azından Yahudi takımıyla Yunan takımıyla maç yaparken en azından der ki ulan hiç değilse tarafsız kalayım. Bunu desteklemeyeyim diye. Ya Fenerbahçe İsrail'le ile maç yapsa en büyük İsrail'li olacaklar. Yunan'la maç yapıyor en büyük Yunanlı oluyorlar. Dünyada bunun eşi benzeri yoktur ya. Kendisine bu kadar caniliği yapan bir ülkenin takımını tutmak Eşi benzeri yoktur. Ama niye Fenerbahçe nefretine? Fenerbahçe nefretinden ülke işgal edilse sesini çıkartmayacak insanlar var ya. Ben buna da şahidim. Sosyal medyaya bakın keşke Yunanlar galip gelseydi diyor Fenerbahçe'yi görmeseydik diyor. Bir insan bunu diyorsa zaten bu insanın vatanı millet hiçbir şey yoktur. Herifler Yunanlılar maçını yeteliyor ki aman diyor konferans kupası. Bizimkiler önemsemiyorlar. Köy, köy şeyi turnuvası falan filan. siz bu kafayla devam edin. Bu kafayla devam edin. Gelen her kupayı küçüpseyin. Neyse. Uzun lafın kısası, camianın talebi karşılanacak diyor. Ligden çekilmeden ses getirecek eylemlerde bulunma talebi. Arkadaşlar, şu anda Fenerbahçe'nin alacağı karar, ligden çekilmeden ses getirecek eylemlerde bulunma. Fenerbahçe'nin şu anda yapacağı şey bu. Yaptırımlar neler? TFF yaptırımlarına göre arkadaşlar, Türkiye Kupası'na çıkmazsa yani yer almaya hak kazanmasına rağmen katılmazsa takip eden sezon Türkiye Kupası'na katılmaktan yine men edilir. Yani iki sezon arka arkaya men edilir. Ve takip eden Süper Kupa'da yine yer alamaz. Süper Kupa maçına çıkamaması halinde ise organizasyonun iptal nedeniyle doğacak her türlü zarar kulüpten karşılanır falan filan. Şimdi maça çıkmama, U19'da çıkma, taraftar götürmeme gibi ihtimaller var. Bakın benim ihtimalimi lütfen hafife almayın. Bir kez daha söylüyorum kanala yeni abone olanlar için. Ben ben diyorum ki Süper Kupa maçına çıkıyoruz. Ama yedek ağırlıklı kadroyla çıkıyoruz. Yedek ağırlıklı kadroyla çıkan futbolcularımız daha maçın başlama düdüğü çalar çalmaz direkt Galatasaraylı oyunculara saldırıyor. Ayaklarına saldırıyor, sakatlamak için saldırıyor. Elinden geleni yapıyor bak. Ciddi söylüyorum ya, şaka yapmıyorum. Ve maç hemen erkenden Fenerbahçe'nin 5 futbolcusunun kırmızı kart yemesiyle sonuçlanıyor. Galatasaray'da 3, 4, 5 belki 10 tane futbolcu sakatlanıyor. Belki sezonu kapatıyorlar. Ve dünyaya da şöyle bir mesaj veriliyor. Bunların bize karşı e, yaptıklarına karşı biz de bunu yaptık. Mecburduk. Ligden çekilemezsiniz dediler. Tehdit ettiler. Kulübünüzü kapatırız, yok ederiz dediler. İşte Cumhurbaşkanı'nın adını kullandılar. Dediler ki bak Cumhurbaşkanı şöyle diyor, böyle diyor dediler. Ki Galatasaray Başkanı çok kullanmış Cumhurbaşkanı'nın ismini. Yaptığı her şeyde o söyledi bu söyledi demiş. İnşallah onun da hesabı sorulur. Benim önerim bu. Bunu yapalım. Masayı yerle bir edelim. Bak bunu yaparsak herkese zarar var. İki ligden çekilirsek. Ya bak çekilsek bize zararı var değil mi? Ligden çekilsek. Peki dediğimi yapsak herkese zararı var. Dünyanın bütün dikkati Süper Lig'e yoğunlaşacak. Dünyanın bütün dikkati. Yalvarıyorlar şu anda sakın böyle bir şey yapmayın diye. Bu konuşuluyor arkadaşlar bak. Şimdi siz diyorsunuz ki Mustafa hocam sen de çok abartıyorsun. Böyle bir şey olmaz. Yarın göreceksiniz neler konuşuluyor. Yarın önerilerden bir tanesi var. Ben direkt kabul ediyorum o öneriyi. Ben direkt o öneriyi kabul ediyorum. Bak hepiniz de şahit olun. Bir öneri var. Ali Koç bu öneriyi açıklarken diyecek ki çok uçuk bir öneri. Ancak diyecek insan düşününce akıllı geliyor diye. Sürprizi bozmayın ben. Fakat şunu söyleyeyim. Bir öneri var. Çekilmenin hiçbir anlamı yok. Eğer bunu yaparsak bütün kulüpler yalvaracak. Aman diyecek sakın. Gerekirse diyecek şimdi şampiyon olun. Türkiye Kupası'nı Ankara gücü değildi ya. Saymıyoruz onu tekrar yapın o maçı Ankara gücünü yenin de Türkiye Kupası'nı da kazanın diyecekler. Süper Kupayı da siz alın diyecekler. Ya siz maçlara çıkmanıza gerek yok. Ee, o gün kimle yapacağız? Adana Demir, Adana Demir maça çıkmıyor. Karagümrük maça çıkmıyor. O maçlık işleri varmış. Federasyonun özel izin aldılar. Siz yeter ki Avrupa'da iyi gidin falan derler. Böyle bir öneri var. Yarın bu öneriyi duyarsınız. Tahminde bulunun bakalım arkadaşlar. Ne olabilir? Ama şunu belirteyim. O kadar üretken fikirler var ki. Ben şoktayım. İmkanı yok diyorum ya. İmkanı yok. Bir insan aklı bunu düşünemez diyorum. Ama düşünüyorlar. Uzun lafın kısası. Çok fazla gevezelik yaptım. Kabul. 31 Mart 2024 seçimleri. Vatana, millete ve Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. İnşallah hiç kimse e, şampiyon yapılmak için çeşitli dümenler yapmaz. İnşallah hiç kimse yaşına başına bakmadan şebeklik yapmaz. İnşallah hiç kimse siyasi desteği arkama aldım. Herkese tehdit ediyorum. Sizi cezaevine attırırım, tutuklattırırım, öldürtürüm, gebertirim. Şöyle yaparım, böyle yaparım, evini buldurturum falan gibi tehditlerde bulunmaz. Bunu yapanlar hakkında inşallah işlemler başlatılır. 6222 sayılı kanun inşallah sadece Fenerbahçe taraftarına değil de sosyal medyada tehditler, hakaretler, şantajlar, küfürler savuran kişi ya da kişilere yapılır. İnşallah. Hakkımız da hayırlısı olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bu kanalın bir ferdisiniz. Akşam 22'ye canlı yayın yapmak istiyorsak şuraya 67.300 yapalım. Ki 67.210'u geçtik. İnşallah daha da güzel yapacağız arkadaşlar. Ve tabi isterseniz topluluk kısmına da ankette e, anket bıraktım. Oraya da oylarsanız sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar.